İki Hafta Bir Gün Podcast'ine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde çok değerli bir konuğum var. Galatasaray'ın unutulmaz başkanlarından Mehmet Cansun. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Sizi sormalı. Bugünlerde hep nasılsın, nasılsınız derken birbirimize daha öncekinden farklı bir şekilde söylüyoruz aslında. Çünkü zor günler geçiriyoruz. O anlamda sorayım ben de size nasılsınız diye. Vallahi iyiyiz. Allah'a şükür virüsümüz falan yok. Dolayısıyla durum iyi. Ama tabii ki evde oturuyoruz mümkün olduğu kadar. Zaten malum 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olduğu için genellikle kendi böyle ya bahçemizde dolaşıyoruz ya denize çıkıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz yani. Şimdi bizim iki hafta bir günde hep konuştuğumuz konular son 15 günde ya da biraz daha geniş bir zamanda, belki bir ayda, bir buçuk ayda konuklarımızın okudukları kitaplar, izledikleri filmler, diziler. Bu karantina döneminde fırsat bulabildiniz mi izlemeye ve okumaya? Vallahi şeyle ilgili, kitapla ilgili çok kitap okumadım. Dizi olarak şeyde ve bu eski filmleri falan seyretmeyi çok seviyorum ben. Şeylerin hemen hemen hepsini seyrettim tekrar. Bizim baba dizisi. Şeylerin hepsinin içinde o bizim hayatımızı kolaylaştıran bir şey oldu. İnternetlerinden onu seyredebildiğimiz için rahat seyrediyoruz televizyonda. Çünkü benim biraz bu elektronik özürlü bir şeyim de var. Çok fazla böyle kompüterle alakalı şeylerde becerim yok. O yüzden o tür böyle eski filmlerin tekrarlarını seyretmek hoşuma gidiyor. Kulakları çınlasın dedim. O da çok değerli bir başkanımız Alp Yalman. Onun evinde böyle bir 3-4 bin tane filmlik şey var. Onun böyle bir arşivi var. O da oturun böyle eskiden bütün eski futbolcular, veteranlar falan filan toplanırdık Suadeli evinde. Film seyrederdik eski filmleri. Öyle Clark Gable'lar, bir de Bolden'lar, şeyler, Rita Hayworth'lar falan. Onlarla beraber onun için çok keyifli oluyor. Ama onun haricinde daha çok %90 yani bahçe olaylarıyla geçiriyoruz. Şimdi siz basketbolu ve futbolu, her iki sporu da çok seven bir spor insanısınız. Basketbolu ve futbolla alakalı film, dizi, belgesel sever misiniz? Ya da eski maçları izlemeyi sever misiniz tekrar? Severim. Neler gelir aklınıza mesela? Vallahi basketbolda çok daha erken dönem diyebileceğim yani. 1950'li senelerden başlayıp şeyleri seyretmeyi çok severim. Bizim Yalçın Grek zamanları, Tunç, işte Fenerbahçe'de Can Bartu, Batur falan onların oynadığı dönemlerde Turan, Muda'da Altan, ondan sonra Kadıköy Spor. O dönemlerin spor sergi sarayı çünkü rahmetli ablam götürdü beni başlara. Benden 10 yaş büyüktü o. Onlar high school'da okuyorlardı. Onların öyle arkadaşları vardı. Ben de işte o senelerde işte 6-7 yaşındayım, 8 yaşındayım öyle başladım. Bir de tabii bizim şeyle başlamıştım. Futbol maçlarında da ilk maç 2-2 Galatasaray'ın kazandığı Kitapbaşı Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası, o zaman Federasyon Kupası'ydı adı. O da zannediyorum 1953 senesiydi. Galatasaray'da işte Özahmet Coşkun Özer'i, İhsan Değer, Suat falan onların, Kadriye onların oynadığı, Nick Oktay onların oynadığı dönem. Durver Kanet falan. Maçı çıktı bitti. İşte ablam da bu Galatasaray'da
bir gol diyor, Galatasaray bir gol atıyor. Ey Allah'ım, bir gol atıyor. Böyle bir asker adam, albay mı artık, yüzbaşı mı bilemiyorum, tüpesi de subay belli. Yeter be kızım dedi, imam kızı mısın dedi. Çok kızmıştı. Belki Fenerbahçeliydi o zaman. İç içe oturuluyordu şeyler, sularım. Galatasaraylı Fenerlik karışık. O maçta öyle açılmış oldu. Sonra Macar Milli Maçı geldi. Çok keyif alarak gitmişti. Sonra daha ileriki tarihlerde Neşeden maçı unutulmaz bir maçtı. Ondan sonra zaten daha yeni döneme geçiyoruz onlar artık. Eskilerden sayılmıyor. Ben geçtiğimiz gün TRT Spor'da Süper Kupa finaline denk geldim. Tekrar veriyorlardı Real Madrid maçını. Valla evet. Çok büyük bir heyecanla, başta hiç daha önce izlememişim gibi bir heyecanla izledim. Şimdi maçları da özledik. O yüzden öyle. Eski maçları izlemek daha da bir keyifli geliyor insana şu an. Çok haklısın. Çok. Yani şimdi o dönemleri yaşadığı vakit insan tabii bütün bilhassa bizim takımlarımızın, yani Türk takımlarının beğenilen sahalarda internasyonel maçlarda başarılı olmasının ve başarıları devam ettirmesinin ne kadar büyük tesiri olduğunu hatırlıyorum. Yani o Real Madrid'i Süper Kupa'da yendiği vakit inanmayacaksınız. Çin Büyükelçisi bana fotoğrafları getirmişti. Çin devletinde şeyde o aşağı tarafta yapılan gösterileri diye. Yok, bizim çocuklar Senegal'deydi. Oradan fotoğrafları getirdiler. Senegal'de yapılan gösteriye. Yani adamların elinde Galatasaray bayrağı yok. Sarı kırmızı böyle paçavra bezle, aralarında Türk bayrağı var. Yani çok enteresan bir şey. Nereye gitseniz hemen Galatasaray dediniz mi? Akarsular duruyor. Yani gümrükten geçiyordunuz ya, bizden gitmiş. Farkında değilim. O zaman daha şey başlamamıştı, hatırlarsınız. Schengen şeyden İsviçre'den Fransa'ya geçeceğim. 7 gün evvel bitmiş Fransa vize. Konuşurken işte şöyle böyle falan filan adamla konuştuk arabayla geçiyoruz. Adam dedi ki, ya kardeşim siz dedi, bu Manchester United'e eleyen takım değil mi Galatasaray? Evet dedi. Niye söylemiyorsun başta? Ne bize sağ pasaportu yürü dedi. Fransız İngiliz'e takmış kapıyı demek. Yani abuk sabuk şeyler. Anlatsam bir dolu hikaye var böyle. Yerlere yatarsınız gülmekten ve insan o zaman anlıyor yani. Dışarıda hakikaten bizim gibi ülkelerin, bilhassa o dönemde şeyde, yani bu coğrafyada Almanya'nın altında, Avusturya dahil, eski Yugoslavya dahil, hiçbir Avrupa kupası alan bir takım yoktu. Onun için böyle bir ülkeden, yani Türkiye'den, böyle bir coğrafyadan bir takımın çıkıp hem UEFA kupasını alması, hem o kadar takımı yenmesi, arkasından bir de Süper Kupa'da Real Madrid'i yenmesi. Çünkü birçok şeyde şimdi başarı tekrar alabiliriz diye düşünüyorum ama bir Süper Kupa finali daha kazanmak hakikaten çok zor. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yenip kazanıyorsunuz o kupayı. Tabii ki UEFA kupasını kazanmak çok daha büyük bir güç istiyor. Çünkü bir yıl dolu maç kazanarak oraya kadar geliyorsunuz. Ondan sonra kupayı alıyorsunuz. Burada bir tek maç oynayıp kazanıyorsunuz ama yendiğiniz takım Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak mecburiyetinde. Onun için hakikaten topladığınız vakit çok güzel günler. Peki şimdi karantinadayız ve ne zaman liglerin başlayacağını bilmiyoruz. Hatta daha da önemlisi, belki de şimdi 3 kişi bile bir araya gelemiyoruz önlemlerden dolayı. Ne zaman tekrar stadyumlara döneriz? Ne zaman 40 bin, 50 bin seyirci stada birlikte girer? O atmosferi yeniden yaşarız. İnsan özlüyor değil mi? Valla çok özlüyorsunuz tabii. Yani böyle bir şey bizim jenerasyonumuz, yani benim jenerasyonumda, ben 47 doğumluyum. Benim jenerasyonumda böyle bir şey yaşamadık. Yani biz uzun vadeli bir harp yaşamadık. Harp sonrası jenerasyonuyuz. Dolayısıyla hep dinlediğimiz işte yok ekmek kuyrukları şeyleri, nedir adı, nüfus kağıdımızda damga vurulları. Karne.
Ekmek karneli. Ekmek karnesi dönemlerini veyahut da şeker bu şekilde verilmesi olaylarını, işte bunların hiçbir tanesini biz yaşamadık. Bilmiyoruz. İlk defa biz dünya çapında böyle bir olayla karşılaştık. Bunun kötü tarafı, bunun aşısının veya ilacının bulunamaması henüz. Bu bulunup da tesir etmeye başlasa, o zaman bence herkes çok gönül rahatlığıyla ve doğru dürüst, inandırıcı bir şekilde buna bir vade biçebilir. Ama şimdi kimi dinlesek, hangi ülkeyi dinlesek, hangi doktoru dinlesek, işte bunun en iyisi şu anda Almanya diyorlar. Çünkü işte şu kadar olay var, çok az ölü sayısı var. İşte yavaş yavaş ilkokulunu açacak, dükkanını açacak, şunu yapacak, bunu yapacak, belki Mayıs'ın ortasında başlatacak diyorlar maça. Ama adamı dinledim, başbakanlarını dinledim, Sağlık Bakanlığı dinledim. Adam diyor ki bunun aşısı ve ilacı bulunmadan biz bu virüsten kurtulmuş addedemeyiz kendimizi. Yarın öbür gün diyor bir alt gevşetiriz, bir ikinci dalgayı yeriz, bu sefer altından kalkamayız. Onun için yani seyircili böyle 50 bin kişili nasıl olacak? Bulunursa ben inanıyorum ki 3 ayda belki önümüzdeki senenin ligleri başlarken diyebiliriz ki %100 50 bin kişiyle seyredilir kardeşim, bu tamamdır. Bu bitti. Artık yenisi çıkana kadar. Çünkü dünyanın çivisi çıktı. Doğru. Yani, doğru. Hep dikkat edersen konuşulanların birçoğu da hep tabiatın artık kendi kendini reforme ettiği yönünde. İşte Haliç'e Yunus giriyor, öbür tarafta dağ keçilerini seyrediyorsun, dağdan inmiş şehre, bahçelere girmişler, ot diyorlar, ayılar bilmem ne yapıyor. Yani 8 milyarı belki de kaldırmıyor bu dünya hakikaten. Tanrı bir eliminasyona geçiyor böyle ara sırada. Doğru söylüyorsun. Böyle bir şey geliyor insanın aklına yani. Şimdi anılara geri dönelim istiyorum. Orayı biraz daha açalım. Alp Yalman'ın evinde toplanıp hep birlikte izlediğiniz filmleri bize biraz daha anlatır mısınız? Orada filmlerde yani bizim şeylerimiz, favori aktörlerimiz dediğim gibi Rita Hayworth, Gregory Peck, Marlon Brando, en çok onların filmlerinde şey vardı. Catherine Hepburn vardı. Yani şeyler, çok olanlardan bahsediyorum. Ondan sonra bizim yarımızın, seyredenlerin yarısının çok sevdiği bu James Bond'un Sean Connery ile ilk çıkan film, yani ilk çıktığı dönemle beraber olan filmlerin çok yavaştaydı. Eski Fransızların döneminde bu üst silahşörler vesaire üzerine çevrilen filmler vardı. Fransız olanlardan. Başka neyi sayabilirim diye düşündüm ben. Bayan fazla galiba Marlon Brando filmleri, yine Gregory Bale filmleri var. Seyrettiklerimiz arasında. Onlar, yani benim söylediğim 90'lı seneler, size bahsettiğim seneler, 90'lı yaptım. 91, 92, 93. Tabii. Peki başkanım, siz yani son dönem önemli değil, daha da gerilere gidebiliriz. Daha çok roman mı okumayı seversiniz, biyografi mi okumayı seversiniz? Nedir sizin kitap tercihiniz daha çok? Benim kitap tercihim daha çok dediğim gibi roman. Roman severim. Romanda da daha çok şeylerle alakalı severim. Geçmişteki Osmanlı dönemi, erken Osmanlı dönemi, yani tarih kitaplarını okumayı çok severim. Tarihi çok severim daha. Tarihle çok alakam vardır. Çok da sevdiğim bir konudur yani. Spordan sonra en çok ne seversen dersen en çok tarih severim. Onu da biraz açalım isterim. Yani şimdi işin bir de spor tarihi boyutu var. Hakikaten orası da bir dipsiz kuyu, spor tarihi dediğimiz. Sadece yani başladığınızda geçenlerde, şimdi yine siz özür dilerim lafınızı kesin. Lütfen buyurun, buyurun. Seyrederken Netflix'teki filmlerden bir tanesi, belki siz de görmüşsünüzdür. İşte İngiltere'deki ilk futbolun başlama şeklini gösteriyor. English Game. The English Game, seyrettiniz mi bilmiyorum.
Biliyorum. Öyle bir şey var. Onu oturdum seyrettim mesela. Orada da görüyorsunuz olayın başlangıcı ne kadar değişik. Hangi faktörler giriyor devreye. Yani hep söyledikleri futbol sadece futbol değildir lafının ne kadar doğru olduğunu görüyorsunuz o tarihte bile. Yani adamın asillerinden, şusundan, busundan, kralından hepsi devreye girebiliyor bir anda. Yani hakikaten o yüzden futbolu çok ayrı bir yere koyuyorum. Yani basketbolda çok keyif aldığım, seyrettiğim bir spor benim. Ama dünyada futbolun bu kadar çok sevilmesi, yani işte bizim hangisiydi yanlış bir şey söylemeyeyim. Uruguay'la Paraguay mıydı, Ekvator'la Paraguay, hangi yeri birbirine savaş, Honduras mıydı? Savaşa girmişler. O şeyden sonra kavga çıkmış. Afrika Kupası'ydı galiba. Afrika Kupası'nda bizim eski futbolcumuz Didier Drogba'nın da sona erdirdiği bir iç savaş var. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Bir tanesi vardı da. Şimdi bulamadım isimlerini. Hatırlayamadım ülkelerin isimlerini. Ama yani iki ülkenin savaşı bir enteresan bir tutku bu yani. Şimdi ben geçtiğimiz yıl... Düşündüğünüz vakit futbolda yani bizim dönemlerimizde futbol seyretmek bir ızdıraptı yani. Böyle bir keyif meyip yoktu. Biz sabaha karşı 4'te 4.30'da gidiyorduk bir takım başı sonra. Sabaha karşı arkadaşlarla gidiyorduk orada yatardık. Yer kapmak için mi? Tabii ya, yok giremiyorsun ki içeri 3 takım birden oynuyor. O zaman öyle gece maçı falan yok. Geliyorsun kapının önüne kuyruk. Kapalı tribüne gireceğiz illa ki. Üçe bölerler bir mutlaka çok önünde kapalı tribünü. Sol taraf deniz tarafındaki açık tribünün bitişinden itibaren Galatasaray bölümü. Ortada Fenerbahçe kısmı, öbür tarafta Beşiktaş. Üçünün de maçı var. İşte o zaman mahalliydik zaten. İşte Galatasaray Vefa ile oynuyor. Beşiktaş Yeşildirek'le oynuyor. Fenerbahçe Beykoz'da oynuyor mesela. Bütün millet geliyor. Televizyon yok, bir şey yok. Ya radyodan dinleyeceksin maçı ya da maça gelip seyredeceksin. O atlı polisler kafana üzengiyi vururlar, yersin. O kavga, gülüm, içeri kadar. Anan ağlar ama düşünebiliyor musun yani yine? Şöyle Dünya Kupası maçına gitmiyoruz yani. İlk maçı oynanıyor. Sabah 4.30'da gidiyoruz orada yatıyoruz yorgan battaniye. Kapılar açılıyor sabah saat 10.30'da. Giriyoruz içeri girene kadar yediğin dayak karşıya köklü olur. O öyle ızdırapla giriyorsun içeri. Ondan sonra tabii kavga gülüntü. Yan yana olunca tabii bütün şeyler, bütün taraftarlar. Allah sen dört kol çengi. Ben geçenlerde, daha gerçi bir yıl kadar oldu, Melih Şabanoğlu'nun kitabını okudum. Mektebi Sultani'den Galatasaray Spor Kulübü'ne Türkiye'de futbolun erken çağı 1904 ile 1907 arasını sadece anlattığı bir dönem. Gerçekten o futbolun Türkiye'deki ilk çağı, erken çağı da tabii Galatasaray Lisesi'nde burada Mektebi Sultani'de etkisiyle çok çok farklı bir çağ. Yani siz Galatasaray Lisesi'nde yanılmıyorsam hem futbol hem de basketbol takımlarında da oynamış bir eski başkan olarak ne söylersiniz? O eski zamanları nasıl anlatırsınız bize? Valla eski zaman yani en önemli konu şuydu bizim mesela çok çok eski olduğumuz dönemlerde yani benim daha tam olarak hani delikanlılığa gelmeden önceki dönemlerim yani dediğim gibi 50'li dönemlerin işte ortalarına doğru gelirken 1950'lerin ortalarına doğru falan gelirken bir kere şey çok farklıydı, kitle çok farklıydı. Yani herkes birbiriyle rekabet ediyordu fakat belli bir arkadaşlık çerçevesinde rekabet ediliyordu. Yani ben ondan sonraki dönemlerde yapılan şiddet olaylarını hiç tasvip etmiyorum. Ne kadar koyu bir taraftar da olsam tasvip eden bir adam değilim ama o dönemlerde böyle bir şey yoktu. Yani biz birbirimizi hepimiz tanırdık. Yani ben Nişantaşı'nda sokağa çıktığım vakit hangi arkadaşlarım Fenerbahçeli, hangisi Galatasaraylı, birbirimizle buluşuruz, kahve içeriz, çay içeriz, işte bir yemeğe gidebiliriz, sinemaya gidebiliriz.
Yani o ayrı, o ayrı. İkisi ayrı bir olaydı. Sonra öyle bir hale geldi ki olay. Türbün liderlerinin belki tesiri var, belki hayatın tesiri var. O belki içimizdeki olan ekaliyet dediğimiz sonradan gayrimüslim kesimlerin de belki bu işe bir katkısı vardı diye düşünüyorum. Bu sevgisi, Katoliği, yani Yunanlısı, Türk'ü, Rum'u vesairesi hepsi bir arada. Yani Yunanlı demeyeyim, yanlış olmalı. Ama sonuç olarak bambaşka bir havada gidiyordu iş. Sonra yavaş yavaş iş olay sertleşmeye başladı. Ondan sonra kavgalar, görüntüler başladı, şu başladı. Ben hayatımda 5 kere karakola gittim. 5'i de maçtan sonra. Şey yokken mecbursun giriyordun kavgaya. Hele basket maçlarında daha çok, çünkü çok yakın temas var basket maçında. Peki. Peki basketbolla ilişkiniz nasıl devam etti? Şu an nasıl ilişkiniz basketbolla? Takip ediyor musunuz? Doğrusunu istersen takip ediyorum. Arasal Tercih. Sonra benim büyük oğlum Naci NBA'ye girdi. Ben şeyde Avrupa'da uzun belli bir süre Londra'da merkezde çalıştı. Avrupa Başkan Yardımcısı oldu NBA'yi. Dolayısıyla ondan dolayı bu Amerika'dakilerle bir teşvikli mesai oldu. Yani teşvikli mesai derken ticari anlamda değil, benim için dostluk anlamında var. Dolayısıyla öyle bir basketbolla ilgili, çünkü basketbol esasında çok keyifli bir oyun faktörü. Her an, her saniyesi heyecan. Onda da bir çok değişiklikler oldu. Yani bugün şimdi o günün benim çocukluğumun basketboluna, spor servis sahilinde gittiğimiz basketbolda hanımlar falan böyle kürk giyenler, kafalarında şapkalar, tüyler, büyüler falan. Ya şimdi kimse baloya bile öyle gitmiyor yani. O dönem öyle bir dönemdi. Millet yani şeye gider gibi, bir kokteyle gider gibi veya bir baloya gider gibi basketbol maçına gidilirdi yani. Bütün hanımlar, manımlar ve taraftar, onun için çok daha bir şey, asil diyelim, bir oyun basketbol. Ondan sonra halka indi. Halka inince biz de halka olarak benim önümüzü yedik türbünlerde. Türkiye'de sporun geleceğiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Ne söylersiniz? Yani nasıl geldi? Her şey değiştiği gibi spor da değişti. Yani bir kere hani şey var ya, barut icat oldu, mertlik bozuldu diyoruz da bir laf. Ben onu para icat oldu, mertlik bozuldu diyorum. Çünkü artık her şey o kadar ekonomize oldu ki mecburen. Yani o kadar büyük paralar, o kadar büyük harcamalar var ki insanlar artık birçok şeyi göz ardı edebiliyorlar ona ulaşabilmek için. Hak vermiyor da değil. Yani bugün basketboldan ne getiri aldığınız belli. Her kulüp için konuşuyorum bunu, Avrupa'da yani Amerika'ya şeyi saymıyorum, NBA'yi saymıyorum. Harcamalarına bakıyorsunuz, neredeyse futbolun %50'si kadar para harcamak mecburiyetindesiniz. İyi bir takım kurduğunuz olur. Adam yetiştireyim deseniz o da olmuyor. Çocuklar belli bir yaşa geldiklerinde haklı olarak atlayıp Amerika'ya gitmek istiyorlar. Eğer hakikaten iyi bir bakayım. Bu bizim birçok bugün kardeşimiz Türk olarak göğsümüz kabarıyor. Dışarıda Amerika'da oynuyor, NBA'de oynuyor. Aynı şey futbolda da geçerli oldu. Birçok insan karşı çıkıyordu yabancı oynamasına. Ama benim şahsi kanaatim, bu kadar yabancı, eğer Türkiye'de yabancı futbolcuya müsaade çıkmasaydı, bu kadar Türk oyuncu bugün Avrupa'da her tarafta oynayamayacaktı. Ve çok da başarılı bir şekilde oynuyorlar. Bir şekilde oynuyorlar. Çünkü orada birçoğu Türkiye'de alacağından daha fazla para kazanıyor. Daha mutlu mesut yaşıyor.
Dolayısıyla öyle oldu mu, bakıyorsunuz de, yani bu iş artık dünyada öyle bir, yani benim çok sevdiğim bir dostum var, kulaklarınızsınız, senatör, eski Washington senatörüydü, Cumhuriyetçilerden, Stephen Solers diye. Ben bu Kıbrıs olayları zamanında Dona'yı tanımıştım ben, aile. Onun böyle bir toplantıda şeyde, Washington'da evinde yemek yerken birkaç misafiri vardı. Bir tanesi de şeyin başkan yardımcısıydı. NBA'in başkan yardımcısıydı adam. Oturup konuşurken böyle laf lafı açtı. Dünyada gelecekte 5 büyük sektör diye anlatırlarken bir tanesi sporu söylediler. Yani eğlence, entertainment öyle bir hale gelecek mi dediler dünyada, gelecekte birçok sektörün önüne geçecek bizim bugün için çok değerli dediğim. Yani adamın hakikaten o gün söyledikleri ve haklı, tek doğru çıktı. Haklı çıktı, yani evet. O zaman demişti ki göreceksin, liselerde dedi başladı, Amerika'da sizin futbol, yani bizim soccer dediğimiz, sizin futbol dediğimiz futbol, göreceksin dedi, Amerika'da da çok popüler olacak. Dünyanın en popüler sporu bu olacak dedi. Hakikaten de adamın dediği birebir doğru çıktı. Yani hakikaten spor şeyde, seyirde ve eğlencede çok büyük rakamlara ulaşan, çok büyük paraların döndüğü. Yani bugün işte UEFA durduk yapamıyoruz diyor ama 600 milyon euromuz var elimizde diyor. Yani bundan 20 sene, 25 sene evvel 600 milyon euroya değil, UEFA düşünüyordu binayı nasıl yapacağız diye, Lyon'daki binayı. Onun için çok değişti her şey. Peki, her şeyin önüne geçti. Peki başkanım, şimdi herkes evlerinde, karantinada, bizi dinleyenlere birkaç tane tavsiyede bulunsanız, izleyebilecekleri maçlar, izleyebilecekleri film veya diziler, okuyabilecekleri kitap, ne söylersiniz? Ben de en çok yer eden şeylerden biri maçlarda bizim milli maç olarak işbirlik Macar milli maçı mesela. Hı-hı. Unutulmaz bir maçtır. Çok keyifli bir maçtır. Harika bir milli maçtır. O dönem şeyde yine çok keyifli ve çok beğendiğim bir kaleci yaşın Rus. Hı-hı. Türkiye-Rusya milli maçı. Ondan sonra bizim maçlarda, dediğim gibi Galatasaray'ın maçlarında bizim Manchester United'i elediğimiz maç. Mesela ben o maçta Ali Sami Yenstad'ı hiç hayatımda görmediğim bir şey gördüm. Bizim tribünlerin tamamının altında millet maçı seyretmeyi bırakmış. Ulan bir baktım herkes namaz kılıyor. Ulan dedim, bu millet kafayı mı işte, ne yapıyor? Yani, ulan tribünün yarısı boş. Millet girmiş içeri. Affedersiniz ki o zaman öyle VIP falan filan hiçbir hat yok. Numaralı tribünde tuvalete gideceğim ya. Lan nasıl gideceğiz? Hiçbir gider veriyor mu? Gidemeyiz adamlar nasıl? Yani inanın bana, herhalde eğer bizim o zaman Ali Sami Yenstad'ın numaralı tribünü 10 bin kişi alıyorsa, vallahi billahi 5 bini namaz kılıyor. Bırakmış herkes maçı bana. İnanın. Hakikaten de eledik adamları. İnanılmaz bir anı. Başkanları adam. İlk daha bunlar bizim haberimiz yok. O sistemlerden halka açılmışlar. İşte hisse senetleri basmışlar. Bankacılar var yönetim kurulunda, Manchester United falan. Adam bize bir konuşma yaptıydı yemekte. Dedi ki kusura bakmasın, Türk dostlarımızı biz çok seviyoruz dedi. Galatasaray'ın da tarihini hep biliyoruz. Ama dedi, biz bu kupayı alacağız bu sene dedi. Rakibimiz bir tek dedi şey var. Milan var. O zaman Milan iyiydi. Ben zannediyorum şey, o başbakan falan. Berlusconi. Şey oldu, başkan olduğunu. Ben yani, 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 o
sonra. Onlar da dedi çok formsuzlar dedi. O yüzden dedi biz %100 bu kupayı, Şampiyonlar Ligi'nin ilk senesi bu. UEFA tarafından kuruldu. Ondan sonra alacağız. Onun için dedi farklı dedi kazanabiliriz. Bizim dedi şimdiden kusurumuza bakmasınlar, özür dileriz. Adam baştan sonra yemin ediyorum. Hani böyle beyaz kağıtlar vardır ya, şey kağıt, mektupluk, düz beyaz, kar beyaz. Adamın rengi ruhsarı 60, 3 pound mu, 3 pound 60 cent mi ne, hisse değerlerdi, hisseleri değer kaybetti. Şeyleri bütün sponsorları meğerse UEFA'nın ana sponsoru olmuşlar ilk şampiyonlar. Hani bunlar nasıl olsa şampiyon olacak diye. Derin bütün paraları çöpe gitti. Bir anda otelde geldiler yanıma. Biz de Akbey'le otelde oturuyoruz beraber. Biz bir de kulaklarım için oturuyoruz. Seniz abi ben, Seniz abi. Beraber oturuyoruz şeyde. Lobide bekliyoruz. Kura çekimi de ikinci bunları eylemişiz. Şimdiden nefret ediyoruz ya. Bizi batırdınız dedim. Ben kim dedim. Kardeşim tanımayız etmeyin. Niye batıralım biz seni? Ya dedim dedi. Şirketin adını unuttum şimdi. Bunların dedi sponsorlarıyız. Biz verdik bütün paraları bu UEFA'ya dedi. Bu dedi Şampiyonlar Ligi'nin başlayı var. Yani nasıl olsa Manchester United bilmem ne. Ve belki hatırlar arkadaşlar o tarihten sonra UEFA bütün şeyleri değiştirdi. Kaidelerini değiştirdi Şampiyonlar Ligi'nin. Dedi ki bundan sonra 5 ülke takımı direkt elemelere girmeyecek. Direkt olarak gruplara kalacak takımlar, onların şampiyonları. Yani futbol bu kadar güzel bir şey. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Bravo, bravo. Eksik olma kardeşim benim, böyle korona günlerinde iyi oldu. Vallahi güldük eğlendik. Umarım dinleyenler de aynı keyfi alacaklardır. İnşallah. Çok teşekkürler. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum canım benim. Çok öpüyorum sizleri. Kolay gelsin. Selamlar. İnşallah sağlıkla tekrar hep beraber.